Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi miyiz? Bildiğiniz üzere bu hafta yine BIST 100 endeksimiz rekorlar üstüne rekorlar kırmaya devam ediyor. Biz de hani inat etmiştik. Yaklaşık 4 ay, 4,5 ay önce bıraktığımız sigara parasına Europower hissemizi biriktirmeye başlamıştık. İnadımızı devam ettiriyoruz. Bu hafta Cuma günü yine Europower hissesi aldık arkadaşlar. Hani buradan sizlere bir şevk olur, bir fikir verir. Niye olmasın? Belki siz de sigarayı bırakırsınız. Belki siz de başka kötü alışkanlıkları ya da iyi alışkanlık olup çok para harcadığınız şeyleri bırakırsınız. Biz Europower hissesi biriktirmeye, bıraktığımız sigarayla en azından sağlığımıza da yatırım yapıp, en azından geleceğimize de yatırım yapıp, çocuklarımıza ufak tefek bir şeyler bırakmaya çalışacağız arkadaşlar. Peki ne oldu? Bu hafta yine toplama bölgesinde olan Europower bize alım fırsatı verdi. Geçen hafta 200 küsürlü rakamlardan alım yapmıştık. Bu hafta güzel bir alım yerinden yaptık arkadaşlar. Peki ne yapmışız? Şöyle bir yine Excel'imizi açalım. Yine bir hatırlatma yapma babında yeni katılan arkadaşlara acaba biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar biz 3. ayın 23'ü 2023'te sigarayı bıraktık. Sigarasız geçen gün sayımız 135 artı 7'den 142 gün oldu. Bu hafta yine 3 lot aldık. Yani bir haftalık sigara paramız 385 TL'ye denk geliyor ama biz 544 TL'lik 181 lira 40 kuruştan 3 lot almışız arkadaşlar. Peki lot sayımız ne oldu? 85 oldu. Alış maliyetimiz ne oldu? 88 lira 0,76 kuruş olmuş arkadaşlar. 88,076. Yani şu ekran görüntüsünü de paylaşıyorum ki yani inanmayan olur. İş Bankası'ndan alıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz maliyetimiz 7.486 TL'ye yükselmiş. Güncel fiyat yazalım. Güncel fiyat hemen şurada zaten. Şu geçen haftaki güncel fiyattı. Şu anki güncel fiyatımız 191 TL arkadaşlar. Ve toplamda 85 lotla şu an piyasa değeri 16.235 TL'ye çıkmış durumda. Bizim biriktirdiğimiz Europower'lar toplam 85 lot olmuş arkadaşlar. Kârımız 8.748 TL olarak gerçekleşti. Maliyetimiz 7.486 TL'de. Kârımız maliyetimizi geçmiş durumda arkadaşlar. Gayet güzel. Bunun devamı gelecek diye düşünüyoruz. Zaten biz sigarayı bıraktığımızdan ötürü kendimize güvenimiz arttı. Yani başarabilirim, yapabilirim. Özgüvenimiz gerçekten tavanlarda seyrediyor. Umarız size de bir fikir doğurur. Tekrar hatırlatalım. Her hafta Cuma günü ortalama 7 günlük sigara parası ile Europower enerji hissesi alınmaya devam edecek arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya niye Europower? Ne hisseler var? Aldı başına gitti. Doğru. Europower da aslında 42 TL'lerden halka arz olmuştu. Geldiği noktada bizim maliyetimiz 88 TL'ye çıkmış oldu. Güncel fiyatı 191 TL. 4'e katlamış hemen hemen. Arkadaşlar kötü mü Europower'ın bu durumu? Kötü değil. Tamam diyeceksiniz ki ya hep Europower mı olacak? Hayır, hep Europower olmayacak. Belki burada yarın öbür gün Europower 100 lot olduğunda yeni bir hisse alımına başlayabiliriz. Belki yeni bir halka arzdan devam ederiz. Örneğin bu hafta biz gelecek olan Ofisyem hakkında baya bir düşüncelerimiz var. Hem aynı sektörde olduğumdan dolayı hem de sermayesinin küçük olması, halka arz gelirinin lotunun küçük olmasından dolayı, halka arz edilecek lotun küçük olmasından dolayı hoşumuza gitmiyor değil, gidiyor. Yine burada kale seramiği koyabilirdik. Geçen hafta, önceki hafta işleme başlamıştı ve bir miktar ekleme yapıp devam ediyoruz biz tutmaya kale seramiği. Yani yarın öbür gün Europower'ı tamamen satıp yerine örnek veriyorum. Ford Otosan da koyabiliriz, Tofaş da koyabiliriz, Arçelik de koyabiliriz. Yani o bize kalmış. Önemli olan ben sigarasız geçen 142 günde içmediğim sigara parasıyla burada bir birikimim olacak. İşte bu fon olabilir, altın olabilir, dolar olabilir, ne olursa olsun. Yani bizim başarmaya çalıştığımız şey sigaraya vereceğimiz parayı başka bir hisseye olur, başka bir yatırım aracına koyarak burada biriktirmek. Bakalım ne yapacağız? Bu 7.486 lira biriktirmişiz bugüne kadar 142 günde. 16.000 lira olmuş arkadaşlar. Kötü mü?
Neyin kötüsü? Ben inanıyorum da burada 85 lot yerine gün gelecek belki 850 lot yazacak. Belki 8500 lot yazacak. Burada sigarasız geçen gün sayısı 142 değil de 1400 gün yazacak. Yani bunu devam ettireceğiz. Umarız siz de bu maceramızda bize katılmaya devam edersiniz. Umarız siz de hani dersiniz ki ya bu adam, bu sakallı, bu yaşı başı geçmiş adam bunu yapabiliyorsa ben de yapabilirim diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ne olabilir? Sigarayı bırakırsınız, haftada bir içtiğiniz iki tane birayı bırakırsınız, ne bileyim ayda bir içtiğiniz bir ufak rakıyı bırakırsınız, ne bileyim yakın yere taksiyle gidiyorsunuzdur, taksi yerine dolmuşa binersiniz, yürürsünüz, ne bileyim motorunuza benzin alıyorsunuzdur, benzin yerine yürürsünüz. Yani böyle ufak tefek Latte'den Borsaya diye bir kanal, hem Twitter hesabı vardı hem blog vardı, takip ediyorduk. Arkadaş orada latte ile başlamıştı değil mi? Her gün sabah latte içiyordu. Latte içmeyi bıraktı. Latte parasını borsaya aktarmaya başladı. Ondan sonra temettü yatırımına başladı. Biz de en azından şimdilik büyüme hissesiyle başladık. Bir enerji hissesiyle başladık ama yarın öbür gün burada bir temettü hissesi de olabilir. Neden olmasın arkadaşlar? Şimdi geldiğimiz noktada biz EuroPower'ın gidişatını çok beğeniyoruz. Dediğimiz gibi 42 TL'lerden halka arz olmuştu. Bakın şu bölgede 70-80 TL bölgesinde bir alım fırsatı verdi. Yine şu bölgede 88 TL'de bir alım fırsatı verdi. Ondan sonra kendi çapında güzel bir yükseliş yaptı. Şu anda 190 TL'ler civarında ve ben inanıyorum ki hani belki bize şöyle bir sarkma yapıp bize şöyle 150'ler civarında bir alım fırsatı verirse ne güzel, ne ala. Ha diyeceksiniz ki ya işte niye toplu almıyorsun? 3 lot 3 lot bu birikir mi? Birikiyor arkadaşlar. 3 lot 3 lot deneyin. Bakın birikiyor işte, önünüzde bir örnek var. Yani olmaz olmaz demeyin. Niye olmasın yani? 142 gün geçmiş. Değil mi? 4 ay, 4,5 ayı geçmişiz. 4,5 ayda her gün 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot biriktirseniz her hafta, pardon, her hafta Cuma günü sigara parasıyla, yani sigara içiyormuş gibi. Yani bu kötü mü? Şu an benim 16 bin lira karım var. Bakın aslında kar buradaki 8 bin lira. 16 bin lira ben karım var diyorum çünkü ben şu parayı zaten sigaraya verecektim. Şimdi sigaraya vermediğimi düşün. Toplamda 16 bin lira biriktirmiş oldu. Yani sigara parası kar etti. 16 bin lira olmuş oldu. Benim bu 16 bin liranın hepsi kar arkadaşlar. Hem sağlığım açısından karlıyım, hem toplam para açısından karlıyım, hem de ileriye dönük. Yarın öbür gün çoluğum çocuğum bana diyecek ki ya babama bak ne kadar dirayetliymiş. Bunu yapmış. Bizim için yapmış. Sigarayı da bırakmış. Kendi vücuduna da sağlıklı bir şeyler pompalamış. Diyecekler. Yani bu gerçekten benim açımdan gurur verici bir şey. Umarız devam edeceğiz. Sigaraya başlamayacağız. Zaten başka doğru düzgün kötü alışkanlığımız yok. Allah'a çok şükür. Sigara parasıyla biz birikime devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki ben bundan bir yıl sonra bileşik getirinin de gücüyle şuradaki miktar arttıkça, şu maliyet miktarı arttıkça şuradaki piyasa değeri de katlana katlana gitmeye başlayacak. O zaman göreceksiniz siz. Ben kendimi daha iyi bir şekilde ifade edebileceğimi düşünüyorum o zaman geldiğinde. Umarım birkaç kişiye, aranızdan birkaç kişiye vesile oluruz. Umarız yani karşılıklı en azından fikirlerimizi paylaşırız arkadaşlar. Yani buradan yine Necmettin hocama da teşekkür ediyorum. Temettü hocama da teşekkür ediyorum. Latte'den Borsa'ya da teşekkür ediyorum. En azından İyi ki borsayla tanıştığımızda onlarla başlamışız. İyi ki hani böyle alsat kültürü, alsat mantığıyla borsaya girmemişiz. Borsa kumardır, evet, doğru. Kumar olarak kullanmak isteyene kumardır. Ama birikim olarak kullanmak isteyene, yatırım olarak kullanmak isteyene harika bir mecradır arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz. Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla sigara bırakmanızı tavsiye edip sigara parasıyla birikim yapmanızı tavsiye ediyoruz. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Haftaya Cuma günü tekrar sanırız yine herhalde yedek akçemiz olursa, paramız olursa, bonkör olursa 2 lot yerine 3 lot almaya devam ederiz arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.